Galatasaray'dan Enis Destan Atağı. Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan da geleceğin takımını kurmak istiyor. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda girişimlerini sıklaştıran Cimbom'da gündeme son gelen isim Altın Ordu forması giyen Enis Destan oldu. Galatasaray genç futbolcu için İzmir temsilcisiyle temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu. Cimbom'da gençleşme harekatı devam ediyor. Sarı kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine 25 yaşından küçük yerli oyuncuları kadrosuna katarak yaş ortalamasını düşürmek istiyor. Bu bağlamda geçen sezon 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nu transfer eden İstanbul ekibi, bu sezonda 20 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ı Keçiören Gücü'nden almıştı. Yeni Asır'ın haberine göre Cimbom'un şimdiki hedefi ise İzmir temsilcisi Altın Ordu'nun 19 yaşındaki forveti Enis Destan. Galatasaray genç yeteneğin kulübüyle temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu. Kaynak Fotomaç. Galatasaray'ın yeni transferi ilk antrenmanına çıktı. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi için maç hazırlıklarına devam ediyor. Yeni transfer Berkan Kutlu takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Florya Metin Oktay tesislerindeki antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümünde ısınma çalışması yapıldı. Daha sonra dayanıklılık koşusu gerçekleştirildi. Antrenmanın devam eden bölümünde de dar alanda pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise iki yarı sahada toplam 4 takım sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirdi. Antrenman soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Yeni transfer Berkan Kutlu ilk kez takımla birlikte antrenmana katıldı. Galatasaray Avrupa Ligi karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam Florya Metin Oktay tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. Kaynak Fanatik. Galatasaray Hernani transferini bitiriyor. Transferde çalışmalarına hız veren Galatasaray, bir süredir Parma forması giyen Hernani ile ilgilenirken transferin bitme aşamasına geldiği ve Hernani'nin yeni sezonda Galatasaray forması giymeye yakın olduğu belirtildi. Birçok ismin transferini bitiren Galatasaray, orta sahasına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın Parma forması giyen Hernani'nin transferini bitirmek üzere olduğu aktarıldı. Corriere dello Sport'a göre Hernani yeni sezonda Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor. Cagliari'nin de kadrosuna katmak istediği Hernani'nin Galatasaray'a daha yakın durmasıyla Cagliari ihtimalinin devre dışı kaldığı belirtildi. Parma'nın Serie B'ye düşmesi sonrasında takımdan ayrılması beklenen Hernani için Cagliari ihtimali de devre dışı kalırken Galatasaray'ın transferi kısa süre içerisinde bitirmesi bekleniyor. Parma'da takımdan ayrılması beklense de Hernani çalışmalarını sürdürüyor. 2019-2020 sezonunda kiralık olarak oynadığı Parma'ya geçtiğimiz yaz transfer döneminde 6,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Zenit'ten transfer olan 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha, geçtiğimiz sezon takımıyla 33 Serie A maçına çıkarken 7 gol 3 asistle dikkat çekmişti. Ayrıca Galatasaray'ın yeni transferi Sasha Boye de İstanbul'a geliyor. Cimbom'un Rennes'ten kadrosuna kattığı 20 yaşındaki sağ bekin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Aslan'ın yeni transferi yarın akşam İstanbul'da olacak. Rennes altyapısından yetişen ve geçen sezon Dijon'da kiralık olarak forma giyen genç oyuncu için sarı kırmızılı kulübün 2 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Galatasaray bu transferi kapa bildirdi. Kaynak Fanatik. Galatasaray'dan Cuadrado bombası. Cimbom yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aslan'da son olarak gündeme gelen isim Juventus'un Kolombiyalı yıldızı Juan Cuadrado oldu. Fikayes'in haberine göre Juventus, Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki Juan Cuadrado'ya yeni bir anlaşma önermeyi planlamıyor. Oyuncunun bu yaz takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor. Amerika, Asya ve kendi ülkesine dönüş öncesi Cuadrado'nun Avrupa'da bir kulüple daha kariyerine devam etmek istediği belirtilirken, Bianconero'ya dayandırılan habere göre Galatasaray, Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Cuadrado Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun milli takımdan arkadaşıyken Chelsea döneminde de bir süre birlikte kadroda yer almışlar fakat o sezon Cuadrado Juventus'a kiralanmıştı. 2015'te ilk kiralık olarak Juventus'a gelen Cuadrado bu sezon İtalyan devinin formasıyla çıktığı 29 maçta 15 asistle önemli katkı sağlamayı başarmıştı.
Öte yandan Galatasaray kap bildirimlerine kaldığı yerden devam ediyor. Cimbom TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiören gücünde forma giyen sol kanat Barış Alper Yılmaz'ı 5 yıllığına renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de 34 maça çıkan Yılmaz 8 gol atıp 5 de asist yaptı. Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Barış, "Öncelikle Galatasaray Spor Kulübü'nün bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Burada olmamı sağlayan başta Sayın Fatih Terim Hocam, Başkanımız Burak Elmas, kulüp yöneticilerimiz ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Galatasaray her futbolcunun hayalidir. Ben de bu hayalimi gerçekleştireceğim için çok mutluyum. Taraftarlarımızın önünde şanlı formayı giyeceğim için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah hayırlısı olur benim için." şeklinde açıklamada bulundu. Genç isim kulübün sponsor hastanesi Liv Hospital'de sağlık kontrolünden geçti. Kaynak Fanatik. Galatasaray'da Avrupa golcüsü Falcao. Sözleşmesi feshedilecek, satış listesinde denirken 35'lik Falcao antrenmanların bir numaralı yıldızı haline geldi. İlk günkü gibi hırslı görünen ve idman golleriyle alkış alan Kolombiyalı, PSV maçlarında Aslan'ın skor yükünü sırtlayacak gibi görünüyor. Büyük umutlarla ve maliyetlerle transfer edilmesine rağmen sık sık yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü istikrar yakalayamayan Radamel Falcao, yeni sezon öncesi oldukça heyecanlı. Adı satış listesinde olmasına, hatta sözleşmesinin feshedilerek yıllık ücretinden kurtulmaya çalışılacağı iddialarına rağmen Galatasaray'daki sezon başı antrenmanlarının en hırslı, en çalışkan ismi Falcao oldu. 35 yaşındaki yıldızın özellikle son iki idmanda attığı goller, savunmadaki arkadaşlarını yıpratması ve kondisyonu şimdiden hocası Fatih Terim'in kafasını karıştırmış durumda. Mustafa Muhammed'in sakatlığı devam ederken ve bir başka akıbeti belirsiz santrfor Mbaye Diagne henüz Türkiye'ye dönmemişken 21 Temmuz'da oynanacak PSV Eindhoven karşılaşmasında takımın birinci forveti Radamel Falcao olacak gibi görünüyor. Tecrübeli futbolcunun antrenman performansı satış sürecini bir kez daha devre arasına kadar öteleyebilir. Terim Kolombiyalı futbolcunun durumunu hazırlık maçlarında da görerek bir karara varmayı düşünüyor. Kaynak Fanatik. Galatasaray'da şov başlıyor. Başkan Burak Elmas ve ekibi geçmiş alacakların bir kısmını temizleyerek UEFA'ya gönderilecek borçsuzluk kağıdını aldı ve transferin önündeki tüm engelleri kaldırdı. Sarı Kırmızılar yeni sezon kadrosuna çok önemli takviyeler yapmaya hazır. Cimbom'da transferin önündeki tüm engeller kalktı. Yeni başkan Burak Elmas ve ekibi geçmiş dönemlere ait alacakların bir kısmını ödeyerek UEFA'ya gönderilmesi gereken borçsuzluk kağıdını aldı ve kulübün önünü açtı. Sarı Kırmızılar için artık transferde imza ve şov zamanı. Teknik direktör Fatih Terim'in verdiği liste doğrultusunda birçok oyuncuyla sözleşme yapılacak. Yeni anlaşmalar nedeniyle kulüp içerisinde ciddi bir hareketlilik var. Transferler kadar sözleşmesi sona eren ve yeniden mukavele imzalanacak oyuncular da önümüzdeki günlerde birer birer takıma katılacak. Kaynak Fanatik.